Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Dekanlarım, Yeditepe Üniversitesi'nin kıymetli üyeleri, idari kadro çalışanları ve sevgili öğrencilerimiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nü anma sebebiyle gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize hoş geldiniz. Şimdi sözü açılış konuşmasını yapmak üzere Yeditepe Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Canan Aykut Bingöl'e bırakıyorum. Buyurun hocam. Çok değerli öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz, çalışma arkadaşlarım, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin çok önemli bir günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Bugünü anma nedeniyle gerçekleştirdiğimiz Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Darbe Girişimi webinarına hoş geldiniz. Şanlı tarihi boyunca birçok kalkışma, darbe ve engellemelerle karşılaşan Türkiye Cumhuriyeti, Yüce Türk Milleti'nin demokrasiye inancı ve bağlılığı sayesinde bu girişimlerin her zaman karşısında durmuş ve millet olmanın önemini, gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Millet olarak darbeleri, ülkelerin ekonomilerine verdikleri zararı ve sosyal olarak gelişmelerindeki negatif etkilerini ülke tarihimiz boyunca belirli dönemlerde yaşadık. Ne yazık ki 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişimi de Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçti. Türk halkı Cumhuriyet tarihinde gerek ülke içindeki gerekse dünya çapındaki düşmanlara karşı verdiği demokrasi ve özgürlük mücadelesinin en sonuncusunu 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütüne karşı vermiştir. Bu açıdan 15 Temmuz Türk siyaseti ve demokrasi için çok önemli bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz darbe girişimini tüm milletin birliği sayesinde engelleyen ve böyle bir girişim karşısında dahi yolundan şaşmayan, hedeflerinden uzaklaşmayan ve kendi kararlarını bağımsız bir şekilde veren Türk milleti yüzyıllardır devam ettirdiği bu birlik ve uzlaşma kültürünü her geçen gün daha ileriye taşıyarak gelecek nesillere önemli bir miras bırakmalıdır. Demokrasimizin her geçen günü daha da güçlenmesi ve aydın bir Türkiye olarak yarınlara ulaşmamızda biz eğitim kurumlarına da önemli görevler düşmekte. Gençlere sunacağımız özgür düşünce ortamları, çağdaş ve sorgulayıcı eğitim sistemleriyle onları daima özgür, bağımsız ve her daim demokrasiyi savunan bireyler olarak yetiştirmek tartışmasız bizlerin, üniversitede tüm çalışanların görevi. Buradan bu vasıtayla 15 Temmuz demokrasi mücadelesinde canlarını feda edenleri rahmetle anıyor, Türk milletinin böyle bir olayı tekrar yaşamamasını yürekten temenni ediyorum. Şimdi sözü darbeler tarihi ve 15 Temmuz darbe girişimi konulu konferanslarını gerçekleştirmek üzere Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi sevgili Furkan Kaya'ya bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli hocam, ben de çok teşekkür ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlarım, sevgili çalışma arkadaşlarım, tüm Yeditepe Camiası ailesi olarak 15 Temmuz günü tekrar birlikteyiz. Geçen sene gerçekten güzel bir toplantı olmuştu. Çok yüksek katılımda. Yine saygıdeğer Rektör Hocamızın, Canan Hocamızın konuşmalarıyla başladığımız toplantımız çok da güzel geçmişti. Bu sene tabii ki malum virüs sebebiyle artık toplantılarımızı, derslerimizi bile artık bu şekilde yapmaya bir süre daha alışmak durumundayız. Dolayısıyla bu günde de bu şekilde toplanarak sizlere darbeler tarihi üzerine, özellikle Türkiye Cumhuriyeti döneminden itibaren yaşanan darbeleri kısaca özetlemeye çalışacağım. Ve 15 Temmuz'u bu vesileyle, 15 Temmuz darbe girişimi bu vesileyle de daha iyi anlayabileceğimizi ümit ediyorum. Şimdi müsaadenizle ben sunumumu ekrana yansıtmak istiyorum. Evet, Türkiye'de milli iradeye darbeler ve 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye'de darbe tarihi üzerine gerçekten önemli bir döneme şahitlik edeceğiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan itibaren kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün
özellikle kendisinin asker olmasına rağmen bildiğim üzere üniformasını dolabına asarak bir sivil irade tesis etmeyi amaçlamıştır. Ve hiçbir zaman için o dönemde elinde tüm imkanlar olmasına rağmen ve hatırlarsınız o dönem iki savaş arası dönem ve Avrupa'da iktidara gelenlerin diktatör olarak da göz önünde bulundurursak hiçbir zaman için üniformayı giymeyi aklından ucundan bile geçirmemiştir ve gerçek tam demokratik bir Türkiye'yi kurmayı amaçlayarak yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kodlarını yapısına işlemiştir. Fakat tabii ki Mustafa Kemal Atatürk döneminden sonra ve özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası konjonktürle beraber bunun değiştiğini ve bugüne kadar neredeyse her 10 senede bir Türkiye Cumhuriyeti tarihinde darbelerin yaşandığını da görüyoruz. Ve şimdi hemen sunumumuza başlıyorum. Değerli misafirlerimiz burada size özellikle Türkiye'deki darbelerin ve darbe girişimlerine başlık olarak özetlemek istedim, koymak istedim. Birincisi 27 Mayıs 1960 askeri darbesi. Bu neticeye ulaşan bir darbeydi hatırlayacağınız üzere. İkinci darbe girişimi ise Talat Aydemir. Talat Aydemir de aslında 1960 27 Mayıs cuntacıları içinde yer alan bir albay. Fakat 27 Mayıs darbesi sonrası sivil irade, sivil yönetime geçme konusunda kuşkuları olan, dolayısıyla askeri yönetimin devamını savunan bir albay. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine de karşı bir albay. Hatta kendi ifadesiyle ben ne Demokrat Partiliyim ne CHP'liyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı bir subayıyım şeklinde açıklamaları var. Dolayısıyla kendisini özellikle İsmet İnönü iktidarı döneminde 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 olmak üzere iki tane darbe girişimi var. Ve tabii ki bu darbe girişimlerin birincisi İsmet İnönü tarafından affedilmiştir kendisi. Fakat ikinci darbe girişiminden sonra İsmet İnönü kendisinin iki arkadaşıyla beraber idamına karar vermiştir ve bu şekilde bu darbe girişimleri sonlanmıştır. Bir sonraki de askeri muhtıra şeklinde görmekteyiz. 12 Mart 1971 askeri muhtırası. Bir diğeri 12 Eylül 1980 gene askeri darbesi. Bu da darbeye ulaşan, başarıya ulaşan bir askeri darbe. Daha sonra Türk siyasal literatürüne postmodern darbe şeklinde yerini alan 28 Şubat 1997 Necmettin Erbakan hükümeti döneminde gerçekleşen postmodern darbe ve son olarak 15 Temmuz 2016 senesinde gerçekleşen FETÖ darbe girişimi. Tabii 27 Mayıs konjonktürüne baktığımız zaman özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dönem itibariyle dünya siyasal sisteminin iki kampa bölündüğü, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği şeklinde dünyanın iki kampa bölündüğü, iki ideolojik sistemin birbiriyle çarpıştı ve aslında birbirleri üzerinde hakimiyet kurma çalışmaları ve mücadelesi içinde oldukları bir dönem. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri özellikle 1945 sonrası yani 2. Dünya Savaşı'nın ertesinde komünizmin yayılmasını engellemek için stratejik yerlerde bulunan ülkelerle yakından ilgilenmeye başladığını görmekteyiz. Ve tabii ki bu ülkelerin başında da Türkiye Cumhuriyeti gelmekteydi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bu kadim coğrafyanın merkezinde yer alan Asya, Avrupa, Afrika geçiş noktalarının önemli bir boğazı, önemli bir boynunu aslında temsil ettiği için tıpkı bugün olduğu kadar o gün de büyük güçler tarafından önem addedilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle komünizmi yayılmasını engellemek ve Sovyetler Birliği'ni aslında yok etmek anlamında veya köşeye sıkıştırmak anlamında önemli bir coğrafya olarak değerlendiriyordu. Ve Soğuk Savaş'ın başladığı andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye askeri ve ekonomik yardımlarının başladığını görmekteyiz. Çünkü Sovyetler Birliği'ne karşı güçlü bir Türkiye gerekliydi. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ciddi değişikliklerin yaşandığı, artık Amerikan askeri sisteminin de uygulanmaya başladığı bu dönemde seçimlerin geldiğini görüyoruz. Yani 14 Mayıs 1950 seçimlerine dayandığını ve bu seçimlerin Demokrat Parti tek başına iktidara geldiğini görmekteyiz. Aslında bu tarihten önce özellikle 45 sonrasında Türkiye'nin NATO şemsiyesi altına girebilmek için birçok girişimde bulunduğunu görüyoruz. Fakat bu girişimler başarıya ulaşmıyor. Çünkü Avrupa, özellikle Amerika Birleşik Devletleri bizi siyasal sistem olarak yetersiz görmekte ve çok partili hayata geçiş hususunda bir baskı İsmet İnönü'ye gösterdiğini görüyoruz. Hatta bu partinin kurulması, Demokrat Parti'nin kurulması ve Demokrat Parti isminin almasının nedenlerinin altında da tıpkı Amerikan sisteminde olduğu gibi Cumhuriyetçiler ve Demokratlar şeklinde bir siyasal sistemin, yani Amerikan siyasal sisteminden de biraz olsun esinlenerek bir yeni Türk siyasal sisteminin tesisi amaçlanmıştı. Ve daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden ayrılan Adnan Menderes, Refik Koraltan, Celal Bayar, Hasan Polatkan gibi CHP üyelerinin kurmuş olduğu bu parti 14 Mayıs 1950 seçimlerinde tek başına iktidara gelmeyi başarmıştı. Tabii ki
Demokrat Parti iktidara geldikten sonra da öncelikli hedefi NATO'ya girebilmek. Çünkü diğer yan bir taraftan Sovyetler Birliği tehlikesi varken diğer taraftan da Türkiye'nin ekonomik olarak kalkınması için hem askeri olarak da kalkınabilmesi için, gelişebilmesi için de Batı İttifakı içinde yer alması gerekiyordu. Fakat şunu da unutmamamız lazım. Sovyetler Birliği'nin özellikle Stalin'in ölümünden sonra destalinizasyon dediğimiz yani aslında yumuşama dönemini başlatmak istediğini göreve gelen Kuruşev'in ağzından duyuyoruz ve görüyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu Sovyet tehdidini, komünizm tehdidini diri tutarak aslında Türkiye'yi kendi kampına, kendi şemsiyesinin altına da almak istiyor. Fakat tabii ki bu dönem İngiltere'nin Türkiye'ye karşı bir ön yargısı var. NATO'ya girmek yerine Türkiye'nin özellikle Akdeniz'de kurulacak bir Doğu Akdeniz komutanlığı içerisinde yer alarak aslında NATO'ya girmesinler fakat bizim yanımıza çıpalansınlar şeklinde de görüşleri var. Tabii subaylarını özellikle bu NATO'nun girme sürecinde özel harp eğitimi için Amerika'ya gönderen Türkiye'nin ise NATO'ya girmek olduğunu görüyoruz. Ve Adnan Menderes, İsmet İnönü'nün dışarıdaki denge politikasının aksine aslında aktif bir siyaset politika takip etmek istiyor. Yani İsmet İnönü biliyorsunuz daha devletçi, daha ihtiyatlı bir devlet adamıydı. Hatta işte Mustafa Kemal Atatürk de aslında farklarına baktığımız zaman burada kendileri ikisi arasında bu konuda da ciddi görüş ayrılıklarının olduğunu görüyoruz. Fakat Adnan Menderes özellikle yeni dünya sürecinde, yeni dünya düzeninde Türkiye'nin aktif bir siyaset, aktif bir dış politik siyaset siyaseti takip etmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve tabii ki bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere kendi yardımda bulundukları ülkelerin personelini özel harp dairesi, özel harp konusunda yetiştirme ve eğitim sistemi oluşturmaya karar veriyorlar. Çünkü baktığınız zaman NATO'ya girecek olan ülkelerin özellikle askeri sistemlerinin, subaylarının en alt rütbeden en üst rütbeye kadar bir Amerikan modeli, bir NATO modeliyle aslında doktrin olarak bir NATO doktriniyle eğitilmesi konusunda bazı önemli detayların olduğunu da hem telgraflardan hem gazete yazılarından, haberlerden de görmekteyiz. Ve bunun için de NATO üyesi ülkelerde özel harp dairelerinin faaliyeti geçme kararı alınıyor. Çünkü özellikle NATO üyelerinde bulunan bu özel harp daireleri vesilesiyle hem komünizm veya Sovyetler Birliği'nin herhangi bir işgal durumunda buradaki daireler harekete geçecek ve o dairelerde yer alan, yer altına gömülen silahlar çıkarılarak mücadeleye devam edecek. Ama esas nokta o ülkelerin iç işlerine müdahale edebilme hakkını da elde edebilmek. Ve istedikleri zaman bunu yaparak aslında kayıt dışı, off the record dediğimiz kayıt dışı şeklinde bunu gerçekleştirerek ama hiçbir mesuliyet sorumluluğu da üzerine almayarak bunu yapmayı amaçlamışlardı. Tabii ki burada Kore Savaşı'nın geldiğini görmekteyiz ve Kore Savaşı Türkiye'nin NATO'ya girmesi yönünde önemli bir fırsat olarak Adnan Menderes ve kurmayları özellikle Celal Bayar da bu şekilde değerlendiriyorlar ve Yalova'daki Termal'de toplantıda Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılması konusunda mecliste de tanışılmadan, bu da çok tartışılmıştır, karar alınarak derhal Kore'ye asker gönderilmeye kararlaştırılmıştır. Tabii Kore Savaşı'na baktığımız zaman yaklaşık 4500 kadar askerimizin gönderildiğini hatırlıyorum. Ağır kayıplar veren ülkelerin başında tabii Türkiye'de gelmekteydi. Ve tabii ki Türkiye bu kayıpları verirken özellikle NATO'ya girerek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında olduğunu göstererek bunu belki ispat etmeye çalışıyordu. Ama şahsi görüşüm belki Kore Savaşı'na tabii çok büyük etkisi olmuştur ama gitmesek bile zaten Türkiye'nin o jeopolitik konumu Amerika'nın özellikle Türkiye'yi yanına çekme zorunluluğunu ortaya koyacaktı. Ve Türkiye olası Sovyet işgaline karşı ülke içinde komünistlerle mücadelede gizli ordunun kurulmasını tabii ki bu dönem şartları içerisinde kabul etmek durumunda kaldı. Tabii özel harp dairesinin Türkiye'de kurulması Amerika için çok önemliydi ve coğrafi konumu sebebiyle de daha önce arz etmiş olduğum üzere stratejik bir önem taşımaktaydı. Ve tabii ki özellikle hem bugün de aslında kendisi hayatta biliyorsunuz 95 yaşında merdiven dayıydı. Henry Kissinger o dönemde bu dönemde olduğu gibi o dönemde de Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasının önemli teorisyenlerinden ve inşacılarındandı. Ve Henry Kissinger Türkiye'nin konumu hakkında şu önemli cümleleri ifade ediyordu. Yeni savaş stratejisinin başlıca amaçları arasında en önemli yer işgal eden nokta komünist ülkelere komşu olan ülkelerden başlayarak Latin Amerika ülkelerine kadar yayılmakta olan komünist kışkırtmaları bastırmaktır. Komünist ülkelere komşu olan bölge Türkiye'den başlamakta ve Uzak Doğu Asya'ya kadar uzanmaktadır. Sınırlı savaş yürütülmesi ihtimalinin en fazla olduğu yerler bu bölgelerdir. İşte bugün de olduğu gibi aslında o dönemde bunu miladi olarak sayabileceğimiz hareket noktası da bu. Yani bu işin teorisi ve demografik olarak, coğrafi olarak aslında tabirinin de Henry Kissinger'ın ifade etmiş olduğu bu Uzak Doğu komünist ülkeler ve Türkiye'nin içinde bulunduğu önemli coğrafya olduğunu görüyoruz. Tabii Türkiye'de kurulan bu gizli ordunun adı özel harp dairesi alıyor. Örneğin Yunanistan'da Koyun Postu, İtalya'da Gladio adında ve diğer NATO ülkelerinde değişik isimlerle
Bu artık bu gizli ordu göreve başlıyor. Türkiye'de dairenin kağıt üzerindeki ismi de Seferberlik Tetkik Kurulu olarak geçmekte. Ve daha sonra göreceğimiz gibi Seferberlik Tetkik Kurulu'nun özellikle Türkiye'nin o dönemki MİT teşkilatı içerisinde çok önemli hamleleri ve Türkiye'nin aslında belki de o gizli bilgilerinin aktarılması konusunda faaliyetlerinin olduğunu görüyoruz. Ve bu tarihten sonra Özel Harp Dairesi'nin finansmanı ve silahlar Amerika tarafından, CIA ve yardım kuruluşları tarafından da sağlandığını görüyoruz. Aslında Türkiye'nin bu dönemde tabii konjonktürel, aslında hep ben ifade ediyorum, tarihi o dönem konjonktürüyle değerlendirmemiz lazım. Bugünden tarihe baktığımız zaman bazı şeyler belki çok basit gelebiliyor ama o dönemin şartları içerisinde bu başka çarenin olmadığını ve Türkiye'nin bu konuda da aslında yapacak başka bir şeyin kalmadığını görüyoruz. Ve bu silahların sağlanmasından sonra da artık Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin silahlı kuvvetleri içerisinde söz sahibi oluyor. Ve bu resimde gördüğümüz Albay Refik Tulga aslında çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Kendisi Özel Harp Dairesi'nin oluşumunda bu dönemde Paris'te NATO nezdinde görev yapan bir subay. Ve Amerika'ya gönderilen ilk özel harpçı subay ekibinde yer alan Tulga, bu sırada Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargahı İstihbarat Dairesi'nde görevli olduğunu görüyoruz. 1954 yılına kadar bu görevini sürdürüyor. 27 Mayıs darbesinden sonra da İstanbul Valisi ve Belediye Başkanlığı yapıyor. Şimdi kendisinin hem bir NATO subayı olması, hem özellikle darbe sürecinde almış olduğu rol ve darbe sonrası İstanbul gibi stratejik bir şehrin valisi ve belediye başkanı olarak görevlendirilmesi tabii ki son derece manidardır. Temel düşman komünizm olduğu için bu savaş türünde askeri sonuçlardan çok siyasal ve ekonomik boyutların daha ön planda olduğunu görüyoruz. Örneğin Macit Fahri'nin Amerikan Harp Doktrinleri kitabında özel harp subaylarının 1960'lı yıllarda tüm subayların okuduğu kitapta Amerika'nın gizli orduları dolayısıyla özel harp dairesinin kurulması yoluna gitmesi ifade etmekte. Ben bu kitabı da okudum. Bu kitapta gerçekten NATO üyesi ülkelerin bu doktrinlerle silahlı kuvvetlerin dizayn etmesi yönünde talimatlar var ve bu bütün ordu kademesinde okutulan kitapların başında geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yapılan silahlı yardımdan sonra ipleri tamamen Türkiye'ye bırakmadığını görüyoruz. Amerikalı askerler askeri ve mali yardım yaptığı ülkelere gizlice girerek müdahalelere ve savaşlara katılmaktalar. Gizli ordunun bütün komuta ve idari organları Amerikalı uzmanlar tarafından artık kontrol edilmeye başlamıştı. İşte Türkiye'deki en büyük değişikliğin de Milli Amele Hizmeti, yani MAH dediğimiz MIT'in ilk ismi diyebileceğimiz belki de MAH teşkilatının kurulması. MAH'ın Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'ndan çok NATO bünyesi altında CIA'nin öncülüğünde kurulan Özel Harp Dairesi ile özel ilişkileri vardı. Ve MAH'ın tüm masrafları CIA tarafından da karşılanmaktaydı. Ama bugünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçek milli anlamını kazanabilmesi için şu anda sizin de slide'da görmüş olduğunuz üzere buradaki istihbarat armasındaki ifadeler çok önem taşımakta. Defne dalları, Atatürk'ün dış politikasını temsil etmesi, işte dünya üzerindeki Türkiye'nin dünya devletleri olduğunu ve MIT'in küresel ilgi alanı, yıldızlara uzanan güneş, ay yıldız bağımsızlığımızı ifade etmesi ve Atatürk'ün, MIT'in Atatürk'ün ilke ve ilkeraplarına bağlı bir kurum olduğu ve yıldızların da 16 Türk, tarihteki 16 büyük Türk devletini ifade etmesi şeklinde. Ama o dönemde tabii ki özellikle CIA'nin MAH içinde çok büyük etkisi var. Şimdi bunun nedenlerine bakacak olursak özellikle bu iki ismin, resimde gördüğümüz iki ismin çok öne çıktığını söyleyebilirim. Solda görmüş olduğumuz dönemin kudretli komutanlarından, askerlerinden Fuat Doğu, kendisi bir Alman hayranı ve İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'nin Almanların yanında savaşa girmesini destekliyor. Fuat Doğu peki eğitimi nereden almıştır diye kısaca bakarsak, Fuat Doğu'nun asıl eğitimini NATO'ya bağlı gizli orduların kurucusu, Gladio fikrinin sahibi Nazi generali Reinhard Gehlen'den almakta. Gehlen isim çok önemli bir isim çünkü Gehlen aslında İkinci Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler'in en yakın subaylarından biri. Kendisine en güvenli isimlerden biri. Fakat daha sonrası ters düşerek kendisiyle Nazilerden ayrılıyor ve Amerika Birleşik Devletleri saflarına geçerek işte bu gizli orduların kurulması fikrini Amerika Birleşik Devletleri'ne öneriyor. Belki şöyle bir dipnot verebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin ile Alman küresel politikalarının, yani Hitler'in eğer savaşı kazansaydı, kendisinin Amerika Birleşik Devletleri büyük bir küresel güç olarak olabileceğini düşünseydi, olabilseydi aynı gizli orduları Almanya bünyesinde kurulacaktı. Fakat bu olmadığı için Gehlen bu fikri o dönemin galip devleti Amerika Birleşik Devletleri'ne önererek böyle bir oluşumun içinde yer almıştır.
Amerika Birleşik Devletleri'nde CIA kamplarında öğrendiği dinlenme teknikleri Türkiye'de uygulamaya başlayan Doğu, İstanbul'da dinleme istasyonları kurmaya başlıyor. Ve işte bu özel harp dairesine bağlı ve direkt CIA'ya bağlı olan dinleme istasyonlarının ilk dinlediği isim de resimde görmüş olduğumuz merhum Adnan Başbakan Başvekil Adnan Menderes. Tabii 1950'li yılların ortalarına doğru Menderes hükümetinin gündemine yavaş yavaş Kıbrıs sorununun geldiğini görmekteyiz. Ve Özel Harp Dairesi'nin başkanı Daniş Karabeli'nin yeni göreve başladığı günlerde 6 Eylül 1955'te Demokrat Parti Milletvekili Mithat Peri'nin Ekspres gazetesinde Atatürk'ün evine bomba atıldığı haberi yayınlanıyor. İşte gazeteyi de şu anda sunumda görüyorsunuz ve çok enteresandır. Bu gazete normalde 50 bin tirajlı bir, 50 bin basılan bir gazete ama nedense 6 Eylül'ün arifesinde 250 bin basılmış ve bu manşette hazır bir şekilde bekletiliyor. Atatürk'ün evi bombalanma, şunu da söyleyeyim, bombalanma değil bir ses bombası atılıyor. Fakat bu ses bombasının Atatürk'ün evinin bombalanması şeklinde bir haber yapılıyor. Böyle bir kalıp haberle birlikte ve olayların patladığını birazdan zaten size ifade edeceğim. Tabii ki camilerde tek tip vaazların verilmeye başlandığını görüyoruz ve halk özellikle azınlıklara karşı, Rumlara karşı kışkırtılıyor. Ve sonunda on binlerce kişi organizatörlerle birlikte yağmaya katılıyor. İşte resimde görmüş olduğunuz üzere sol tarafta galeyana gelen halk elinde sopalar bir azınlığın evini basmışlar. Bir Rum ailesi belki de. Diğer tarafta Beyoğlu sokaklarını görmekteyiz. Arabaları ters çevrilen, dükkanları yağmalanan Rumların görüntüsü. Tabii bu Türk siyasal hayatının en kara lekelerinden biridir. Bunu da söylemek gerekiyor. Tespit edilen adresler muhtarlıklar tarafından önceden hazırlanan MAH ve sivil savunma adı altında özel harp dairesine verilen isimler olduğu ortaya çıkıyor. Aslında bunların hepsi önceden belirlenmiş. Sadece bir kıvılcım bekleniyor. Bunun da sebebini birazdan ifade edeceğim. 6-7 Eylül olayları ile ilgili 27 Mayıs darbesinden sonra Yassıada yargılamaları başlıyor bildiğiniz üzere. Ve bu olayları düzenlemekle suçlananlar arasında Bayar, Menderes ve Zorlu hakkında çeşitli davalar açılıyor. Ve bunlar anayasa ihlal davası ile birlikte birleştiriliyor. Ve özellikle Türk Dışişleri Bakanı Fatih Nuşu Zorlu'nun 6-7 Eylül olaylarıyla direkt bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Halbuki böyle bir şey yok. Yani ben bazı tarih kitaplarında da görüyorum bunu, çok üzülüyorum. Özellikle Fatih Nuşu Zorlu'nun Zor'da kaldığı için 1. Londra Konferansı'nda Adnan Menderes'e Flora Köşkü'nde yemek yerken Celal Bayar'ları telefon açıyor ve diyor ki Adnan Bey elim çok zayıfladı, bir şeyler yapın şeklinde böyle bir infiali, böyle bir kaos ortamını güya kendisi istemiş ki bir bazen şeyler görebiliyorum, yazılar görebiliyorum fakat aslı böyle değil. Fatih Nuşu Zorlu 1. Londra Konferansı'nda Türkiye'nin Kıbrıs meselesinin Türkiye'nin lehine çözülmekte olan Kıbrıs Konferansı'nda elinin gayet kuvvetli olduğunu görüyoruz 1. Londra Konferansı'nda. Ve konferansa ara verilene kadar neredeyse Kıbrıs meselesinin sadece Türkiye ve İngiltere arasında çözülmesine karar verilecekti. Yani Yunanistan masadan kaldırılacaktı. Fakat konferansa ara verildiği sırada Atina'ya dönen Dışişleri Bakanı ve onun bir araya geldiği bazı derin şahıslar, artık Özel Harp Dairesi'nden koyun postu diyelim oradaki örgütün ismi, bu gizli kuruma mensup insanlar Yunan derin devletiyle beraber Atatürk'ün evinin bombalanması senaryosunu kurgulayarak Türkiye'nin elini zayıflatmak istediğini görmekteyiz. Ve olayları haber alan Menderes, tabii 6 Eylül olayları başladıktan sonra özellikle Adnan Menderes tabii bir yandan da Kıbrıs'taki Londra Konferansı'nı takip ediyor, 1. Londra Konferansı'nı. Derhal Fatih Nuşu Zorlu'yu geri çağırıyor. Ve bunu ben gerçekten gördüm. Kendi Melih Esenbey'in anılarında Fatih Nuşu Zorlu trenle İstanbul'a doğru dönerken morali son derece bozuk. Bir anda elini sıkıca sert bir şekilde masaya vurarak Melih Esenbey'e bütün emeklerin bir gece heba oldu demiştir. Yani eğer bu 6-7 Eylül olayları olmasaydı Türkiye Kıbrıs meselesi, Kıbrıs adası bugün belki Türkiye'nin olacaktı. Fakat buna işte bu olaylar sebebiyle izin verilmedi. Şunu da dipnot olarak söyleyeyim, bilgi olarak. Aslında olaylar, ben resmi olduğu için 6-7 Eylül olayları diyorum ama aslında 6 Eylül gecesi tüm olaylar bastırılmıştır. 7 Eylül'e bir olay kalmamıştır. Dolayısıyla hadise 6 Eylül olaylarıdır. Ve tabii ki bunun karmaşayı çok derin, burada uzatmak istemiyorum ama özellikle Namık Gedik'in 27 Mayıs sonrası kendini camdan atması veya atılması meselesinin altında bu karanlık perdenin olduğunu da görmemiz gerekiyor. Bu döneme baktığımız zaman sevgili misafirlerimiz, özellikle Türkiye'nin hedefinin Demokrat Parti'nin, zaten Demokrat Parti kurulduğunda Celal Bayar'ın sanayileşmesi ve ekonomik paketi Atatürk'ün 3 numaralı 5 sene kalkınma planıdır.
Bunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla milli bir kalkınma planı hedeflenmiştir. Milli bir sanayileşme hedeflenmiştir. Kendine yeten, fazlasını ihraç eden ülke haline gelebilmek. Fakat tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bir sanayi ülkesi olmasını, sanayileşen bir ülke olmasını, büyük sanayiler kurmasını istemeyen bir ülke. Ve bunu onaylamıyor. Türkiye'nin sadece tıpkı 1950 senesinde Kore Savaşı'nda olduğu gibi tahıl ambarı olarak kalmasını istiyorlar. Yani Avrupa'nın Türkiye sadece bir tahıl ambarı olarak kalması gerektiği ya da küçük sanayileşmeyle ancak olabilir. Ama kesinlikle büyük sanayiye izin vermiyorlardı. Ve özetle Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi genel stratejilerinde kendilerinin kullanacakları bir askeri üs olarak kurmayı amaçlarken ekonomiyi de dışa bağımlı hale getirmek istiyorlardı. Çünkü tam bağımsız bir Türkiye demek hem siyasi anlamda bağımsız demek hem de ekonomik anlamda bağımsız demek. Zaten Atatürk'ün tam bağımsızlık hedefinde ekonomik bağımsızlığı hedeflediğini görmekteyiz. Dolayısıyla böyle bir hamlede bulunması Türkiye'nin sanayileşmesi planında tabii ki Amerika Birleşik Devletleri istemeyecekti. Amerikan uzmanlarının hazırlamış olduğu ekonomik raporlar Türkiye'nin ağır sanayi yatırımlarından uzak tarım odaklı bir politika, hatta demir yolundan ziyade de karayolu yapımına yönelerek hem petrolde hem de araçların yedek parçalarında kendilerine bağımlı olmasını istemekte. Ve oranlara baktığımız zaman zaten Atatürk'ün vefatından sonra tren yapımına, demir yolu yapımına ara veriliyor. Zaten Demokrat Parti iktidara gelmesinden sonra, bilhassa 54 senesinden sonra yanlış hatırlamıyorsam, karayolları, asfaltlama çalışmaları başlanıyor. İthal arabalar getiriliyor ve tabii ki ithal araba demek, petrol demek, dışa bağımlılık demek. Türkiye'nin dolar rezervi hızla ilerliyor ve sonuçta Türkiye yedek parçada dışarıya işte 5 senede muhtaç hale geliyor. Tabii bu dönemde özellikle Fatih'in şu zorluğunun artık yavaş yavaş 57 senesinden sonra bilhassa yavaş yavaş Türkiye'nin tek taraflı politika izlememesi gerektiği yönünde Adnan Menderes'e telkinleri var. Tabii Adnan Bey biraz daha bir insan, nasıl söyleyeyim size, çok cesur demek de istemiyorum. Yani daha temkinli giden bir politikacı ama Fatih Bey daha cesur ve Türkiye'nin gidişatını da görüyor. Çünkü Türkiye Amerika'ya bağımlı olduğu takdirde bir manda ülkesi haline gelebilir, sömürge ülkesi haline gelebilir bu gidişle. Dolayısıyla biz bu yolda ilerlememeliyiz diyor. Ve Amerika'nın özellikle 1957 senesinde yapılan Amerika seyahatine Fatih Bey ve Adnan Menderes'in Türkiye'nin ihtiyacı olan 300 milyon dolar kredinin verilmemesi ve neredeyse 30-40 milyon dolarlık bir krediyle gönderilmesi çok büyük moral bozukluğuna sebep oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yalnızlaşması üzerine Fatih'in şu zorluğunun mimarı olacağı çok yönlü dış politika anlayışı Sovyetler Birliği ile ilişkileri iyileştirme kararının alınmasına neden oluyor. İşte 27 Mayıs'a giden süreçteki en büyük makas, en büyük kırılma da burası olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii bu dönemde nasıl yaparız diye bir düşünce var. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fatih Bey, Koraltan bir araya geliyorlar. Nasıl yapabiliriz? Bunu normal bir iyileşme sürecine sokamayız. Çünkü Amerika bunu görürse çok Türkiye'ye karşı büyük yaptırımlar uygulayabilir. O zaman diyorlar ki bunu sağlık üzerinden ilerletelim. Bunu kim yapar? O zaman döneminde tabii Sağlık Bakanlığı yapmış olan, fakat bu süreçte de Demokrat Parti ile arası bozulmaya başlayan Lütfi Kırdar ismi akla geliyor. Bunu Lütfi Kırdar'ın oğlu bana kendisi direkt anlattığı için, yaşadığı için, gördüğü için o günü, o geceyi size direkt aktarmak istiyorum. Adnan Bey, Fatih Bey ve Celal Bayar Lütfi Bey'in evine gidiyorlar. İşte Lütfi Bey onları kabul ediyor, yemekler yeniyor. Çok güzel bir sohbet var ve Celal Bayar dönerek şöyle söylüyor. Lütfi Bey, siz bu ülkeye çok büyük hizmetler yaptınız ve yeni bir hizmet zamanı geldi. Biz Sovyetler Birliği ilişkilerimizi iyileştireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Bunu sizin yapmanızı istiyoruz. Ama bunu yaparken de, o sağlık politikaları üzerine girecekken de cebinize bir mektup vereceğiz. Bu mektupta Adnan Menderes'in 15 Temmuz 1960 tarihinde resmi ziyaret yapmak üzere size geleceği yazacak. Fakat nasıl bir sağlık sistemi şey yapalım diyorlar. Celal Bayar diyor ki hayvan sağlığı üzerine bir toplantı olsun bu Kuruşev'le. Lütfü Bey de diyor ki, Celal Bey diyor, gene bir sıkıntı çıkmasın diyor. Çünkü komünistlerle biz bir araya geleceğiz. Yani hayvan sağlığı da olsa diyor, gene problem yaratmaz mı diyor. Celal Bayar bilerek şöyle söylüyor. İlahi diyor, Lütfü Bey diyor, hayvanın komünisti mi olur? Tabii bu görüşmeden sonra Lütfü Bey de tabii razı oluyor. Ve bu mektupta Adnan Menderes'in söylemiş olduğum üzere 15 Temmuz 1960'ta Kuruşev'e, Moskova'ya resmi bir ziyarette bulunması yazıyor. Tabii CIA'ya gerekli bilgiler tekrar veriliyor. Ankara'daki ABD Büyükelçisi Moskova ziyaretinde herhangi bir itirazların olmadığını bir mektupta zorluyor, söylüyor. Tabii ben araştırmalarımda özellikle CIA'nin arşiv belgelerine baktığımda burada her ne kadar tamam problem yok dese de
Aba altından sopa gösterme de var. Yani bundan duydukları büyük rahatsızlığı da aslında hani bir şekilde ima ediyorlar sözcüklerinde. Ve CIA'nin harekete geçtiğini ve ziyareti önlemeye çalıştığı da aslında görülüyor. NATO üyesi bir müttefikin Amerika'nın menfaatine aykırı Moskova ile diyalog kurması NATO içinde ve hür dünyada siyasi dalgalanmalara yol açabilecek bir olay şeklinde bazı çatlak sesler hem işte Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda çıkıyor, hem Temsilciler Meclisi'nde hem bazı işte gazete haberlerinde bunlar çıkıyor. Dolayısıyla çatlak sesler çıkıyor. Ve neticede Menderes'in Moskova ziyaretine 2 ay kala 27 Mayıs 1960 tarihinde askeri darbe gerçekleşiyor. Yassıada da hukuk dışı yargılamalarla Menderes, Zorlu ve Hasan Polatkan idam ediliyorlar. Eğer Menderes bu ziyareti yapabilseydi dünya siyasi tarihine yön verecek bir adım atacaktı. Gerçekten çünkü bu hem Türkiye'nin Kıbrıs meselesi hem Türkiye'nin Sovyetler Birliği ilişkilerini iyileştirmesi ve çok yönlü aktif dış politikasını uygulaması hem de dünya siyasi tarihinde detant dediğimiz uluslararası ilişkiler literatüründe yumuşama sürecini başlatacak ülke Türkiye olacaktı. Fakat tabii ki buna izin verilmedi. Resimde de zaten görmüş olduğumuz üzere en öndeki Cemal Madanoğlu, Talat Aydemir, Cemal Gürsel darbeci subaylar, İsmet İnönü askerin başına okşuyor. Bu darbe sonrası bu kutlamalarda görünen bir resim. Hasan Polatkan, Fatih Nuşu Zorlu ve Adnan Menderes yakasında idam kararını yazılı olan Adnan Menderes İmralı'ya götürülürken çekilmiş olan bir resim. Sevgili misafirlerimiz, burada tabii çok önemli şeyler var. Burada bu darbeyi yapanlar 14'ler arasında, yani alt rütbeli subayların burada darbeyi yaptığını göz önünde bulundurursak, bu subayların, yazılı olan bu subayların geçmişlerinin ve CV'lerinin nasıl olduğunu, özgeçmişlerinin ne olduğunu size burada göstermek istedim. Fahri Özlek, Amerikan yanlısı ve batıcı. Cemal Madanoğlu, Amerikan yanlısı. Mucip Ataklı, Paris'teki NATO karargahlarında görev yapan bir subay. Osman Köksal, 1952-53 yıllarında Kore'de savaşmış, Amerika'nın Üstün Hizmet Madalyası ödüllendirilmiş ve Osman Köksal, Celal Bayar'ın yaveri ve Celal Bayar'ın teslim alınmasında içeri sızdırılan bir cuntacı, bir darbeci. Sami Küçük, Amerikan yanlısı. Supi Karaman, Avrupa'da bulunmuş, Amerika'nın yürüttüğü atom silahları kursunu bitirmiş. Ahmet Yıldız, Amerika'daki Fort Steele'de top okulunu bitiren bir subay, Fort Bragg'deki psikolojik savaş merkezinde eğitim görmüş. Supi Gürsoy Trak, Fort Leavenworth'taki Amerikan Kurmay Koleji'nden mezun bir subay. Tabii ki 27 Mayıs 1960 darbesi Türk siyasal tarihindeki ilk darbe ve tabii ki demokrasiye vurulan ilk kara leke ve bu darbelerin sonucunda Adnan Menderes, Fatih Nuşu Zorlu, Hasan Polatkan'ın idam edilmesi de tabii ki Türk demokrasi için büyük bir acı olmuştur ve bu acı hala da devam etmektedir. Tabii bu hepsinden alacağımız derslerle birlikte Türkiye'de artık darbeler tarihine son vermek anlamında büyük dersler çıkaracağımızı düşünüyorum. Tabii çok kısa bir süre sonra sunumun başında ifade etmiş olduğum gibi 10 senede bir neredeyse ya muhtıra ya da askeri darbelerle Türk demokrasisi sekteye uğratılmış. İşte 12 Mart'ta giden yol. Şimdi bunu sizlere kısaca açıklamaya çalışacağım. 12 Mart muhtarasını verenler 12 Mart 1971'e ulaşan yolda ilk adımlarını 27 Mayıs'ta attığını görmekteyiz. Çünkü 60 darbesinden sonra aslında askerlerin hedefledikleri politik sistem oturmadı. Çünkü ilk yapılan siyasal seçimlerde Demokrat Parti'nin devamı olan Adalet Partisi'nin neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi ile eşit oy, neredeyse aynı oyu aldığı da görülmüştür. Yani aslında Demokrat Parti'nin devamı olan Adalet Partisi yine büyük bir tehlike arz edecekti. Hatta o dönemde öyle dedikodular yayılıyor ki işte Adnan Menderes'in beyaz atıyla, o kır atıyla, biliyorsunuz Demokrat Parti'nin sembolü kır attı. Kır atıyla Kızılay Meydanı'nın dolaştığı şeklinde bir dedikodular, bir şeyler yayılıyor. Dolayısıyla halk nezdinde de hem Demokrat Parti'ye karşı olan bir sempati devam ediyor, hem de devamı olan, kurulacak olan Adalet Partisi'nde bu bayrağı taşıyacağı inanışı var. Ve tabii ki 27 Mayıs'ın arkasında özellikle İsmet İnönü'nün olduğu şeklinde bazı şeylerin olması, bilgilerin olması da bunu etkiliyor. Çünkü damadı Metin Toker'in kendi ifadesiyle şöyle diyor. İsmet İnönü, biliyorsunuz kayınpederi olarak, İsmet İnönü bu darbenin ne içindedir ne dışındadır diyor. Şimdi bu tabii ki yoruma çok açık. 27 Mayıs ile beraber ordunun siyasal yaşama doğrudan karışmasının yolu açıldığı 12 Mart bu çizgide de ikinci durak olduğunu da görüyoruz. 1960'ı izleyen yıllara bakıldığında ordu içinde bir askeri müdahale daha yapmak amacıyla çok sayıda grup ya da örgütlerin oluşturulduğu, ihtilal protokollerinin imzalandığı, hatta Kurmay Albay Talat Aydemir'in önderliğinde iki darbe girişimi olduğu bulunmaktadır.
sorunun başında ifade etmiş olduğum gibi Talat Aydemir'in özellikle burada biz Türk subayıyız, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek bekçileriyiz. Böyle bir siyasal sistemin devamına müsaade etmemeliyiz şeklinde bu iki darbe girişiminin de protokollerini hazırlayan albay olduğunu söylememiz gerekiyor. İşte 12 Mart 1971 muhtırasını verenler de bu grup ve örgütlerden biriydi. Bu gruplar ya da örgütler içinde yer alan subayların sonradan kaleme aldıkları anlarında hemen hemen tümünün çıkış noktasının 27 Mayıs olduğu görülmekte. Yani 27 Mayıs'ın aslında 27 Mayıs'ı yapanlar arasında büyük çatlaklar olduğu görülüyor. Daha sonra Madanoğlu işte bertaraf ediliyor. İşte Alparslan Türkbeş biliyorsunuz. O darbe bildirisini okuyan kudretli albay, o Davud sesiyle o işte Hindistan'a gönderiliyor. Bu sefer içeride büyük bir çatışma var. Çünkü siyasal politik yeni siyasal iktidara bunu nasıl devredeceğiz problemi de var. Dolayısıyla tabii bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde de CENTO'ya ve NATO kaidelerine bağlıyız mesajı da veriliyor. Şimdi bunların hepsini zaten sunumun sonunda bütün parçaları birleştirdiğimizde göreceğiz. 1963-71 dönemin özelliğine genel olarak bakacak olursak, yurtseverlerin Türkiye'nin Amerika'ya ve NATO'ya aşırı ve koşulsuz bağlılığına tepki gösterdiği, Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık ve ulusçuluk bayrağını yeniden yükseltmek istediği bir dönem aslında olduğunu da görmemiz gerekiyor. Tabii dışarıda ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri bu dönemde nasıl bir dış politika takip ediyor? Yani ulusal çıkarları nerede diye bakarsak. Bu dönem aynı zamanda Amerika'nın dünyanın dört bir köşesinde emperyalist amaçlarını her yola başvurarak uygulamaya geçirdiği bir dönem. Biliyorsunuz 68 kuşağının geldiği, o 68 kuşağı da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden babaların oğullarının başlatmış olduğu bir aslında kafa kaldırış, bir isyan. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri burada bu sistemi kendi ulusal çıkarlarını korumak adına işte aynı siz bu resimde görmüş olduğunuz üzere bu coğrafyadaki bölgelere, stratejik bölgelere kendi hançerini saplamaya başlıyor. Ve bu sebeple Türkiye'deki gelişmeler ile Amerika'nın çıkarları arasında da çelişkiler olduğunu ortaya çıkıyoruz. Yani Atatürk'ün çizgisiyle Amerika'nın çıkarları arasında büyük derin uçurumlar var. Dolayısıyla bu Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de aslında yani Mustafa Kemal Atatürk'ün 23-38 arasındaki dış politikasına bakarsak Amerika'nın çoğu yerde ayağına bastığını da söylememiz gerekiyor. Bunların en büyük mesela en büyük örneklerinden biri Montreux Anlaşması'dır. 12 Mart muhtırasını alan tabii Süleyman Demirel'in başında bulunduğu hükümet aynı gün istifa etmek zorunda kalıyor. Tabii çok enteresan. Bu resimde gördüğünüz dönemin devlet başkanı Johnson'da Demirel'in Demirel başbakan olmadan evvel çekilmiş oldu. Ya 1963 veya 64 senesinde çekilmiş olan bir resim. Süleyman Demirel özellikle Adalet Partisi'nin başına geçeceği dönemde bu resim propagandada kullanılıyor. Ve bu resim gerçekten çok işe yarıyor. Çünkü Amerikan desteğini arkasına almış bir lider olarak kamuoyuna yansıtılıyor. Hatta kendisi işte siyasetten önce Amerika'nın Morisol firmasının temsilciliğini yapmış. İşte Morisol Süleyman diye o dönemde anılan bir isim, ticaretle uğraşan bir isim. Amerika ile ilişkileri var. Ama tabii bu resim özellikle Süleyman Demirel iktidarının yolunu düşen önemli taşlardan biri olmuştur. Ama işte görmüş olduğunuz üzere bu resimle iktidara gelen Süleyman Demirel 12 Mart muhtırası ki arkasında gene Amerika Birleşik Devletleri var. İktidardan indirildi. Dönemin duayen gazetecilerinden tabii Çetin Yetkin'in 12 Mart'la alakalı, 12 Mart muhtırasıyla alakalı Demirel'e şu soruyu yöneltiyor. Sizden Amerika ne yapmanızı ya da ne yapmamanızı istemişti de siz bu isteği yerine getirmediniz. Demirel şöyle söylüyor. Devletten devlete olan münasebetler mesafe ister. Ne zaman ki bu mesafe ortadan kaldırılırsa onun neticeleri ağır olur. Bunu Osmanlı yaşamıştır. Cumhuriyet dönemi kendi ayağı üzerinde durma dönemidir. Bu dönemde dışarıya borçlanma yoktur. Halbuki yanlış bir memleket elde edebildiği kaynakları millileştirmeye, demir yolları gibi tesisler yapmaya sarf etmiştir. Kendi refahına sarf edebileceği kaynakları bile Osmanlı'nın borçlarını ödemeye vermiştir. Ve şöyle devam etmiştir. Biz komşularımızla iyi ilişkiler içinde olmaya, ticari ve kültürel münasebetlerimizi geliştirmeye, etrafımızda bir dostluk halesi kurmaya giriştiğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri bundan rahatsız oldu. Bilhassa bizim Sovyetlerle, altını çiziyorum, Sovyetlerle ilişkilerimizi düzeltmeye girişmemizden büyük rahatsızlık duydu. Tabii Amerika Birleşik Devletleri 12 Mart'a giden yolda bu rolü belirlerken bir de şöyle bir ifadesi var, Demirel'in önemli ifade. Bizim 1967'de projelerimiz vardı. Yatırımlarımızın finansmanı için Batı'ya teklif götürdük. Reddettiler. Aynı teklifi Sovyetlere götürdük, kabul ettiler. Elbette bundan Batı rahatsız oldu.
1967'de Amerikan sefiri başbakanlığa geldi ve kapıdan girer girmez daha oturmadan "Are you changing your axis?" dedi. ABD, Sovyetlerle ilişkilerimizi düzeltmemizden çok rahatsız olmuştu. İşte bu makas değişimi sorusu aslında Amerika'nın duruşunu gösteren çok önemli bir ifade. Yani bir büyükelçi içeri girer girmez bir devletin başbakanına böyle bir cüretle bulunarak soru sorabiliyor. Bakın o dönemki konjonktürü, şartları ifade eden, gösteren önemli bir ifade. Neticede Batı Türkiye'nin sanayileşmesini istemiyordu. Bize tavsiye edilen tarım, yani light industry, hafif endüstriyle beraber ağır sanayi Türkiye'ye uymuyordu, uymamalıydı. Barker Amerikan raporuna baktığımızda tavsiyelerin hep tarım ve hafif sanayi istikametinde olduğunu görüyoruz. Ve bu dönemde yazılan birçok zaten raporlar var. Thornburg gibi, Barker gibi. Ve bu da çok önemli sevgili izleyenler. 26 Mart 1976 tarihinde dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Gerald Ford, dış yardım yoluyla ilişkide bulunduğumuz ülkelerin iç ve dış sorunlarına da karışabiliriz. Bakın bu bir devlet başkanı ağzıyla ifade edilmiş olan bir söylem. Ve 1965'ten sonra iktidara gelen Başbakan Demirel, 12 Mart 1971 askeri müdahalesi sonrası görevden ayrıldıktan sonra vermiş olduğu bir mülakatta şöyle diyor. Türkiye'de hiçbir başbakan ABD'ye benim kadar hayır dememiştir. Yani burada Demirel aslında hani darbeyi Amerika yapmıştır dememenin bir öncesindeki kelimeyi kullanarak ben hiçbir başbakan benim kadar Amerika hayır dememiştir diyerek bu muhtıranın arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu ima etmiştir. Peki bu dönemde ne oldu sevgili izleyenler? Bunlara bir bakalım. Zaten bu anlaşmalar da neden Amerika'nın rahatsız olduğunu ifade eden önemli yansımalar. 19 Nisan 1968 İstanbul-Moskova aktarmasız yataklı vagon tren seferi anlaşması. 7 Mayıs 1968 3. Demir Çelik Sanayi Ön Proje Anlaşması. 19 Haziran 1968 Sovyet uzmanlarından oluşan bir kurulun Türkiye'ye gelmesi. 8-12 Temmuz 1968 Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in Sovyetler Birliği ziyareti. Çok önemli bir ziyarettir. 10 Ekim 1969 İskenderun Demir Çelik Sanayi Anlaşması'nın imzalanması. 10-21 Kasım 1969 Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Sovyetler Birliği ziyareti. Ve 16-23 Mayıs 1970 Sovyet Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vladimir Vinogorov'un Türkiye ziyaretleri. Bunun yanı sıra Ali Ağa Petrol Rafinerisi, 3. Demir Çelik Sanayi ve Seydişehir Alüminyum İşletmeleri de Sovyetler Birliği yardımıyla gelişen yapılan yatırımlardır. Ve tabii ki 12 Mart müdahalesinden sonra Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ekonomik ilişkilerde önemli sayılacak gelişmeler de görmüyoruz maalesef. 1965-71 yılları arasında iç ve dış etkenler yüzünden Türk dış politikası Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanır bir dinamizm içine girdiğini görüyoruz. Bu dönem Türkiye'nin batıdan ne denli uzaklaşabileceğini, doğuya ise ne denli yaklaşabileceğini ortaya koymuştur. Demirel'in 65 ve 70 iktidarları Amerika Birleşik Devletleri ve NATO açısından güven vermeyen bir iktidardır, belirsizdir hatta tehlikelidir. Ama bu dönem gerçekten Türk sanayileşmesi, Türk yatırımları, Türk endüstrileşmesi bakımından gerçekten altın çağlardan biridir. Bunu da görmemiz gerekiyor. Tabii bu 12 Mart'a nasıl girdi? İşte bu kudretli komutanlardan Muhsin Batur, bu 12 Mart muhtırasının altına imza atan Hava Kuvvetleri Genel Komutanı Muhsin Batur. Muhsin Batur'un 12 Mart'tan hemen önce, tıpkı 12 Eylül'de bunu göreceğiz, darbesinden hemen önce Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın yapacağı gibi Amerika'ya gidip gelmiş olması ve Amerikalılara Batur'un 12 Mart'ın planlamasını mı acaba yaptı sorusunun ortaya çıkarmasına neden oluyor. Bunu gösteren aslında nedenlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Muhsin Batur'un onuruna verilen bir kokteyde Amerikan General Ryan ile baş başa görüşmesinde Türkiye'deki olaylar hakkında kendisine şöyle ifade ediyor. Siz askerler bir müdahalede bulunmanın tam zamanı olduğunu düşünmüyor musunuz? Şeklinde Muhsin Batur'a bir niyet yoklaması yapıyor. Bu Muhsin Batur'un anlarına geçen bir söz. Tabii bir başka önemli gelişme bu darbeye giden süreçte, yani muhtıraya giden süreçte. 12 Mart 1971 öncesinde Amerika'nın Türkiye'den haşhaş ekimini yasaklamasını istemesi, bunun Demirel hükümetince ilki olarak reddedilmesi, fakat 12 Mart yönetiminin bu isteği kabul etmesi de bunun üzerinde durulması gereken bir gerçek. Bakın burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin, Nixon'ın Demirel'e çok ciddi baskısı var. Haşhaş üretimini yasaklayın. Çünkü o dönemde Amerika Birleşik Devletleri genelinde gençlik uyuşturucu bataklığına saplanmış durumda. Ve Amerika bunun
müsebbibi olarak, bir sorumlusu olarak da bir bahane arıyor sonuçta ve bunun için Türkiye'yi ortaya koyuyor. Hatta Demirel'in şöyle bir lafı var. Türkiye'de üretilen haşhaş miktarı toplamı Amerika'daki kullanılan haşhaş miktarının %10'u bile olmaz. Ki eğer ben, Demirel söylüyorum, eğer ben Türkiye'deki haşhaş ekimini yasaklarsam o zaman bunun sorumluluğunu ben üzerime almış oluyorum. Yani bunu sanki sorumlusu benmişim gibi bir algı yaratmış oluyorum diyerek bunu reddediyor. Tabii bu da 12 Mart'ın önemli taşlarından biri oluyor, yol taşlarından. Biliyorsunuz İhsan Sabri Çağlayangil, Süleyman Demirel'in o dönemdeki tek dışişleri bakanı ve kendisi o dönemde Sovyetler Birliği yapılan ilişkilerde ve çok yönlü dış politikasında çok büyük etkisi olmuştur. Ve kendisinin şu sözleri aslında Amerika'nın nedenle bunun arkasında olduğunu gösteren ifadelerdir. İhsan Bey şöyle diyor. Amerika Birleşik Devletleri bir memlekette demokratik idare olmuş, şoven idare olmuş, faşist idare olmuş ona hiç bakmaz. Amerika o memleketin kendisine ne ölçüde tabi olduğuna, kendi politikasına ne derecede uydu haline geleceğine bakar. Uydu. Bu söz çok önemli. Amerika bir albaylar cuntası ile Yunanistan'da istediğini yaptırabiliyorsa bu cunta biçilmiş bir kaftandır. Amerika eğer Nihat Erim hükümetine haşhaşı yasaklatabilecekse Türkiye'nin layık olduğu Erim hükümetidir. Biliyorsunuz 71 muhtırasından sonra Erim hükümetiyle haşhaş yasaklanmıştı. Aslında 12 Mart öncesi arifesine baktığımız zaman birçok gelişme 27 Mayıs öncesi gelişmelerini aslında hatırlatıyor. Türkiye belirli sınıf ve katmanların çıkarları gözetilse de yine sanayileşme ve genel olarak kalkınma girişimlerinin önemli olduğu atılımlar yapıyor. Başta Amerika olmak üzere batılı ülkeler bu atılımlara sıcak bakmazken başlıca destek Sovyetler Birliği'nden sağlanıyor. Çok özür dilerim. Üstelik Sovyetler Birliği ile diplomatik alanda yine iyi ilişkiler kurulmaya başlanıyor bu dönemde. Ve özellikle Orta Doğu'da Türkiye, Amerika'nın her istediğini yerine getiren ülke durumundan da çıkmaya başlıyor. Çünkü neden? O dönemde bilhassa 67, özellikle İsrail-Arap Savaşı'na baktığımız zaman bu dönemdeki Orta Doğu gelişmelerde Türkiye Filistin tarafında saf tutuyor. Ve İsrail karşısında yer alan Türkiye tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ni oldukça rahatsız ediyor. Evet, şimdi bir başka Türk siyasal tarihindeki askeri darbelerden biri olan 12 Eylül 1980 askeri darbesinden size kısaca söz etmek istiyorum. İşte lideri resimde görmüş olduğumuz Kenan Evren. 12 Eylül askeri darbesi Cumhuriyet tarihindeki 3. askeri darbe olarak yerini almıştır. Özellikle ülke içinde artan anarşi ve terör olayları nedeniyle toplum huzuru yok olmuş, halkın siyasete ve devlete olan güveni derinden sarsılmıştır. Ayrıca Türk diplomatlarına dönük asılla terör örgütünün saldırıları da iç ve dış düzeni oldukça etkilemiştir. Tabii bu döneme giderken bunun taşları çok hızlı bir şekilde döşeniyor sevgili izleyenler. Çünkü 77 özellikle 1 Mayıs olayları, özellikle milli cephe hükümetlerinin kurulması ve dış konjonktürde İran-Irak Savaşı'nın patlak vermesi, Sovyetler Birliği, Afganistan'da savaşı gibi olaylar hem ideolojik manada hem askeri manada hem ekonomik manada Türkiye artık tam bir dar boğazın içine sevk ediyor. Ve amaç da şu, halk asker gelsin de bizi bu kaostan, bu cennereden çıkarsın. O noktaya artık getiriliyor. Tabii ben jenerasyon olarak bunu hatırlamıyorum ama büyüklerimizden dinlediğimiz o noktaya geldik. Yani artık asker gelsin, artık bu dertten, bu beladan kurtulalım şeklinde bir algı oluşturuluyor. Tabii Türk diplomatlarına dönük özellikle Ermeni terör örgütünün faaliyetleri, Asala'nın faaliyetleri de bu yönde zaten büyük bir hem korku yaratıyor halk nezdinde hem de dış politikada da Türkiye'nin elini zayıflatıyor. Nedense 84'te de Asala bitiyor, 83'te, 84'te PKK terörü başlıyor. 12 Eylül meselesi siyasi hafızadaki yeri tabii ki hala çok taze ve korumakta. Darbeye dönük cevapsız sorular hala büyük soru işareti. Amerika'nın darbedeki yeri ve çevresindeki sorular hala verilememiş vaziyette. İşte değerli misafirler, bu üç isim aslında 12 Eylül'e giden süreçte büyük önem taşımakta. Bir tanesi solda görmüş olduğumuz en soldaki CIA Ankara Bürosu şefini yapmış olan Paul Henze ve dönemin başkanı, Amerikan Başkanı Carter'ın danışmanı Brzezinski, 74-77 yıl arasında birçok analizler yaptıklarını görmekteyiz. Hatta Henze'yi meşhur eden sözü 12 Eylül günü Carter'a haber verirken darbenin olduğunu "Our boys have done it." Bizim çocuklar yaptı ifadesini söylemesidir. Bu çok önemli. Türkiye'de Amerika'nın 12 Eylül ile ilişkisi 3 ihtimalde tartışılmaktadır. Bunlardan birincisi darbeyi Amerika yaptırmıştır. İkincisi darbenin zeminini Amerika hazırlamıştır. Üçüncüsü ise darbenin olacağını bilmesine rağmen engellememiştir.
aslında bu üç ihtimalde bunun, yani bu darbenin arkasında Amerika'nın olduğunu bize göstermekte. Tabii bu sürece baktığımız zaman dünyanın birçok yerinde de darbeler var. Şili, Arjantin, Pakistan, Güney Kore, Bolivya gibi darbelerde bunun, yani bunların zaten arkasında Amerika olduğu çok belli. Türkiye'de bu 12 Eylül'ün arkasında da Amerika'nın olduğu algısını çok güçlendiriyor. Ve bu dönemde Türkiye Amerika için jeopolitik manada da çok önemli. Çünkü ifade etmiş olduğum üzere İran-Irak Savaşı, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki savaşı, Amerika'nın oraya müdahale etmesi ve Büyük Orta Doğu Projesi'nin temellerinin atıldığı bir dönem. Çünkü 80'den sonra artık Reagan dönemiyle beraber Sovyetler Birliği'nin de artık yavaş yavaş dağılma sürecine girmesi de artık görülüyor. Yani kapitalizm burada komünizme karşı bir üstünlük sağlıyor ve 10 yıl içerisinde zaten bunun altyapısı hazırlanıyor. Bu da tabii merhum başbakanımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemin genel başkanı Bülent Ecevit'in büyük bir ajans muhabiri Barry James'e vermiş olduğu bir mülakat var. Bu çok önemli. Bu darbelerin arkasında özel harp dairesinin olduğunu ifade eden önemli bir ifade. Diyor ki, Amerika'ya büyük ölçüde bağımlı kalamayız. Amerika büyük devlettir. Fakat onun çıkarlarının bizimkiyle aynı olması düşünülemez. Dahası NATO'nun silah standartizasyonu ve Amerika'nın silah tekeli kurmasına neden olmaktadır. Şimdi burada NATO üyeliğiyle bir tekelleşme var ve bu tekelleşmede Türkiye'nin büyük felaketi olacağı şeklinde bir ifadesi var Bülent Ecevit. İran'da Şah'ın devrilmesi, Afganistan'daki işte Sovyetler Birliği işgali bu dönemde Türkiye'nin önemini arttırıyor. Ve Türkiye bu dönemde hiçbir şekilde de Amerika'nın çizgisinden de sapmamalı. Paul Henze'nin 30 Ocak 1978 tarihindeki raporuna baktığımızda Türkiye'ye Amerikan yardımının azalması nedeniyle 4-5 yıl içinde Sovyetli yanlısı subayların yönetimi ele geçirerek Sovyetler Birliği'nin tarafına geçeceği ifade ediliyor. Bakın burada bu raporlarla aslında acil bir müdahalenin gelmesi söyleniyor. Daha tavsiye ediliyor raporlarla. Ve dolayısıyla üst kademenin emir komuta zinciri içerisinde bir darbe ile bu ihtimal ortadan kaldırılmalıydı. Bu açıkça aslında ifade edilmeye başlıyor. Bu ancak ve ancak artık bir askeri darbe ile mümkün olabilir. Ve tarihler 24 Nisan 1979'u gösterdiğinde artık Beyaz Saray'da bu darbe söylemlerinin hızlandığını, çoğaldığını görüyoruz. Ve Brzezinski'nin Carter'a sunmuş olduğu bir raporda Türkiye ile ilgili geçen kış korktuğumuz en kötü şey gerçekleşmiş gözüküyor. Ciddi bir siyasal bozulma, çözüm askeri müdahale olabilir şeklinde ifadesi var. Bir sonraki raporda ise darbeci askerlerin Amerikan Büyükelçisi Spears'la iletişime geçtiği fakat Büyükelçinin darbecilere karşı mesafesini koruduğu yer almakta. Ve Henze'nin bir başka raporunda ise Demirel Ecevit uzlaşmazlığından doğacak felç döneminin sonunda meclisi feshetmek bir çıkmaz üretebilir fakat bu kötü bir şey olmak zorunda değildir. Bakın burada bu darbeye de bir açık kapı bırakılıyor. Ecevit'in 26 Kasım 1990 tarihinde Hürriyet gazetesine vermiş olduğu bir demeç burada çok önemli. Burada Kenan Evren'in açıklamalarından özel harp dairesinin 52'de kurulmuş olduğunu öğrendiğini ifade ediyor. Yani burada neredeyse işte bir düşün, bir başbakan devletin içerisinde yuvalanmış özel harp dairesinin ne gibi işler yaptığını, ne gibi işte kaba tabiri dolaplar döndürdüğünü bilmiyor. Bakın bu 52'den 74'e kadar çok ciddi bir zaman ve zaten bu zaman içerisinde de işte bu darbelerin aslında sisteminin de oturtulduğu bütün siyasal ve toplumsal sisteminde onların eliyle aslında manipüle edildiğini de görüyoruz. 12 Eylül sonrası Kenan Evren'in Başkan Carter'a yazmış olduğu mektubunda manidar olduğunu görüyoruz. Evren, Amerika'nın darbe karşısındaki tavrından duyduğu memnuniyeti ve Yunanistan'ın tekrar NATO'ya katılması yönüne destek vereceğini söylüyor. Bakın burada biliyorsunuz Yunanistan bu 74 askeri Kıbrıs çıkarmasından sonra NATO'nun askeri kanadından ayrıldı. Ve bir NATO üyesi tekrar NATO'ya girebilmesi için de bütün NATO üyelerinin mutabakatı şart. Ve Türkiye işte Kenan Evren yüzünden bu oldu. Kıbrıs adası üzerinde ortaya koyacağı bir argümanı kullanmadı ve kayıtsız şartsız Yunanistan'ın tekrar NATO'ya girmesini kabul etmiş durumda kaldı. Ve bunu yapan da Kenan Evren. Burada çok büyük bir Türkiye için kayıp olduğunu da söylememiz gerekiyor. Çünkü eğer öyle olsaydı Türkiye Kıbrıs üzerinde çok daha farklı bir konuda bugün olabilirdi. 12 Eylül darbesi sürecine baktığımız zaman Amerika'nın Ankara Büyükelçisi olan James Spain'in darbeden çok kısa bir süre sonra Amerika'ya göndermiş olduğu mektupta askerleri iyi tanıdıklarını ve Türkiye'nin eksen kayması yaşamayacağını ifade ediyor. Ayrıca ordunun yönetime el koymasının diğer ülkelerin aksine daha köklü ve kabul edilebilir olduğunu söylüyor. Yani artık burada askeri darbenin kesinlikle Amerika tarafından kötü karşılanmayacağı şeklinde net ifadeleri olduğunu görüyoruz.
Çünkü Amerika için önemli olan Türkiye'nin uzun vadede demokratik ülke olarak korunması ve ekonomik ve askeri işbirlikleri anlaşmasının devam edebilmesi. Tıpkı 27 Mayıs darbesinde olduğu gibi. İşte solda rahmetli başbakan, dönem başbakanı Nihat Yerim ve DİSK'in kurucu Kemal Türkleri görmekteyiz. Tabii darbe planlarının artık Temmuz ayında yavaş yavaş eski başbakan Nihat Yerim ve 3 gün sonra Türkiye'deki eski sendikal hareketin öncü isimlerinden DİSK'in kurucu Kemal Türkler'in öldürülmeleri bu yolda artık yavaş yavaş darbe seslerinin, artık silahların sokaktan ineceğini göstermekte. Çünkü tarihlere bakarsak eğer 19 Temmuz 1980'de DSOL tarafından Nihat Yerim, Türkler de 22 Temmuz tarafında evin önünde bir ülkücü tarafından öldürülüyor. Ki bu dönemde sağda solda artık bu çok açık. Yani sağ görüşte, sol görüşte Amerika tarafından manipüle edilen ve birbirine vurdurulan ve çarpıştırılan bir gruplar olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Ve bu dönemde tabii Türkiye artık 50 sente, 5 sente muhtaç hale geliyor ve Türkiye'nin içinde bulunduğu mali buhrandan çıkması için düzenlenen ve Demirel'in talimatıyla mimarı Turgut Özal olan 24 Ocak kararları alınıyor. Reformlarla serbest piyasa ekonomisine geçiş başlatılıyor, devletin ekonomi içindeki payı azaltılıyor ve devalüasyona gidiliyor. 12 Eylül darbesini hazırlayanlar kabul etmese de darbenin yapılış nedenleri arasında iş dünyası ve Amerikan desteğiyle 24 Ocak kararlarının yer aldığını görmemiz gerekiyor. Çünkü bu ekonomik olarak bilhassa Türkiye'nin darbe yolundaki önemli bir açılım olabilir. Ama tabii daha sonra Turgut Özal'ın başbakan olmasından sonraki uyguladığı politikalar bundan aslında çok da fazla örtüşmediğini söylememiz gerekiyor. Darbenin arkasından birçok siyasi parti, sendika ve dernek kapatılıyor. Yeni anayasa hazırlanıyor. Birçok isim siyaset yasağı getiriliyor, parlamenter sistem yeniliklere gidiliyor. 6 Kasım 1983 genel seçimleriyle demokrasi yeniden test edilmeye çalışıyor. Biliyorsunuz o dönemde de askerlerin desteklediği değil de Turgut Özal'ın halk tarafından seçilmesi ve diğer siyasi yasaklar sebebiyle de Süleyman Demirel gibi, Erbakan gibi liderlerin girmemesi bu konuda önemli bir katkı sağlıyor. Adalet Bakanlığı'nın raporuna göre bu dönemde 650 bin kişi gözaltına alınıyor ve 52 bin kişi tutuklanıyor. 1 milyon 680 bin kişi fişleniyor. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarılıyor. Özür dilerim. 210 bin dava açılıyor. 230 bin kişi yargılanıyor ve 7 bin insan hakkında da idam cezası isteniyor. Şimdi işte Türk siyasal tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat darbesinden size bahsetmek istiyorum. Türk siyaset tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat 1997 tarihli MGK bildirisi olduğunu görüyoruz. 28 Şubat'a giden süreçte Türkiye siyasi tarihinin önemli günlerinden birini yaşamıştır. MGK toplantısı alınan bir kararla Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin kurduğu koalisyon hükümeti dağılmıştır. Ardından Refah Partisi kapatılmış ve Necmettin Erbakan'a siyaset yasağı getirilmiştir. Aralık 1995'te yapılan seçimlerde Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan'ın sandıktan zaferle çıktığını görüyoruz. %21 oyla meclisteki 550 sandalyenin 158'ini kazanmıştı. Tabii 28 Haziran 1996'ya geldiğimizde Erbakan'ın başkanlığında bir koalisyon hükümeti kuruluyor ve Tanju Çiller'le beraber bir yeni hükümet tesis ediliyor. Fakat o tarihten sonra her geçen gün özellikle kanallarda, televizyonlarda şeriat gelecek şeklinde laiklik karşıtı bazı gösterilerin, bazı haberlerin olduğu da görülerek bir şeriat korkusu tetikleniyor. 2 ve 7 Ekim 1996 tarihleri arasında Necmettin Erbakan'ın sırasıyla Mısır, Libya ve Nijerya ziyaretleri başlıyor. Tabii işte bu aslında Necmettin Erbakan'ın siyasi hayatındaki en büyük darbelerden biri olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü Kaddafi'nin o meşhur Bedevi çadırında misafir edilirken şöyle bir ifadesi var Kaddafi'nin. Kürdistan kurulmalı. Türkiye iradesini kaybetmiştir. İşgal altındadır gibi sözler söylemesi ve Erbakan'ın bu sözler karşısında sessiz kalması Türkiye dönüşünde büyük sıkıntı neden olmuştur. Ama Erbakan kendini savunurken işte ben orada bir misafir başbakandım. Dolayısıyla ona ben cevabımı aslında verdim. Ama basın bunu istediği gibi dizayn ederek sanki Türk Başbakanı böyle bir itham karşısında, böyle bir söz karşısında sessiz kalmıştır şeklinde bir algı yaratıldı demiştir. Ve tarihler 4 Şubat 1997'yi gösterdiğinde Ankara'nın Sincan ilçesinde tank sesleri duyulmaya başlanmıştır. İşte bu solda görmüş olduğumuz resim tankların sırasıyla ilerlemeleri.
15 tank ve 20 zırhlı araçtan oluşan konvoyun geçişi askeri darbe olarak o anda halk nezdinde algılanmıştı. Bakın normal hayat devam ediyor. Herkes işine giriyor. Arabalar yollarda ama 20 tane tank, 15 tank, 20 zırhlı araç o anda Ankara caddelerinde dolaşmaya başlıyor. Ve sağ resimde görmüş olduğumuz uzun boylu olan Çevik Bir, yanında Karadayı, İsmail Hakkı Karadayı, dönemin ikinci genelkurmay başkanı Çevik Bir, o gün için demokrasiye balans ayarı yaptık ifadesini kullanıyor. Tabii bu dönemde FETÖ ile, yani o dönemi Fethullah Gülen grubuyla ismiyle Çevik bir ifade kullanıyor. Bu çok önemli aslında. 28 Şubat'ın yargı sürecinde açıklamalarda bulunan darbenin 2 numarası Çevik Bir, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın 1995 yılında Gülen örgütünün üst düzey yöneticilerini ağırladığını ve onlara plaket verdiğini ifade ediyor. Yani 28 Şubat'ın aslında arkasında o dönemi Gülen örgütü, bugünün FETÖ'sünün olduğunu kendisi o dönem yargılama ifadelerinde söylüyor. Yani Karadayı Paşa'nın aslında özel bir ilişkisi olduğunu söylüyor. Ve tarihler 28 Şubat 1997'yi gösterdiğinde MGK, Cumhurbaşkanı Demirel'in başkanlığında toplanıyor. Biliyorsunuz o MGK tarihi bir MGK. 8 saat 45 dakika sürüyor. Yani tarihin belki en uzun MGK'sı. Ve burada işte postmodern darbe olarak geçen 20 maddelik bir bildiri çıkıyor. İşte bu resimde zaten o MGK'yı gösteren bir resim. Demirel moralleri çok bozuk. Askerlerin duruşu çok sert. Ve 20 maddelik bir eğitim şey çıkıyor. Karar çıkıyor. Bunlardan birincisi eğitimin 8 yıla çıkarılması ve irticai faaliyetlere karıştıkları gerekçesiyle ordunun atılan belediyelerde işe alınmaması, bu insanların işe alınmaması karara bağlanıyor. Tabii ki Başbakan Erbakan o dönemde ilk olarak bu kararı imzalamak istemiyor. Fakat daha fazla direnemeyerek 5 Mart günü imzalamak durumunda kalıyor. Tabii ki bu gerilim hem basında, işte biliyorsunuz o dönemde işte Fadime Şahinler, Müslüm Gündüzler, televizyonlarda işte şeyler, o şiş geçirenler falan. Daha sonra bunların biliyorsunuz özellikle Müslüm Gündüz'ün aslında dublör olduğu, kendisi böyle bir şey olmadığını, Fadime Şahin başka bir şey olduğu falan ortaya çıktı. Dolayısıyla hem bu basında çıkarılan algı hem böyle bir konjöktür Erbakan istifaya sürükledi. Ve Erbakan'ın 18 Haziran'ın istifasını vermesiyle hükümeti kurma görevi dönemin ANAP lideri Mesut Yılmaz'a verildi. Yargıtay'ın açtığı kapatma davasıyla da 16 Ocak 1998 günü Refah Partisi tarih sayfalarında yerini aldı ve Erbakan'a da 5 yıl siyaset yasağı getirildi. Tabii ki bu kararların alındığı MGK toplantısında gerekirse 1000 yıl sürecek denen 28 Şubat süreci Türk siyasal tarihine bir başka milli iradeye müdahale olarak geçmiştir. Ve sevgili izleyenler, misafirlerimiz, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden şimdi size bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin yaşamış olduğu son darbe girişimi. Genelkurmay Başkanlığı karargahında 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde FETÖ mensubu bir grup cuntacı tarafından darbe girişimi başlatılmıştır. Ve yaklaşık 22 saat içerisinde de darbe kontrol altına alınmıştır. Tabii bu dönemde özellikle bu iki önemli dergide çıkan yazılar çok dikkatimi çekmişti. Biri Economist, biri Foreign Affairs. Biliyorsunuz Foreign Affairs Amerikan dışişleri ile bağlantılı bir dergidir. Economist de aynı şekilde hem küresel siyaseti çok iyi takip eden hem de bu algıları iyi yöneten bir dergidir. Mesela Economist'in 10 Eylül 2015 tarihindeki haberin içinde detayında Türk ordusu anayasayı askıya alabilir. Foreign Affairs'ın Mart-Nisan tarihlerinde yayınlanan, 2 aylık biliyorsunuz yayınlanan, 2016 yayınlanan dergisinde yakın tarihte Türkiye ve birkaç bölge ülkesinde iç savaş çıkabilir. Amerika buralara müdahale edebilir şeklinde bir yazı var. Resimde gördüğünüz zat da George Bush'un danışmanı. Çok kuvvetli bir neokondur. Şahin politikayı temsil eden bir isimdir. Michel Rubin. Kendisi Mart 2016 senesinde Türkiye'de bir darbe gerçekleşirse Amerika darbe yönetiminde çalışmaya devam edecektir şekli ifadesi var. Bakın Mart ayında bahsediyor bunu. Yaklaşık 3 ay sonra, 4 ay sonra bu darbe girişimi gerçekleşmişti. Bu da dolayısıyla önemli bir ifade. Ve hepimizin tabii hatırlayacağı üzere TRT1'de darbe bildirisinin zorla okutulmasından sonra Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türkiye canlı olarak bağlanarak halkı darbecilere karşı caddelere ve havalimanlarına davet etmiştir. Tabii ki bu önemli hamle özellikle darbenin başarıya ulaşmasındaki en önemli engellerden, stratejik hamlelerden biri olmuştur. Ve Türk halkı, Türkiye genelinde caddeleri, özellikle İstanbul, Ankara,
caddeleri doldurarak, havalimanlarına giderek darbenin önünde büyük bir engel teşkil etmişlerdir. Darbe girişiminin başlamasından sonra başta köprüler, havalimanları olmak üzere caddelerinin halk darbeci juntaya karşı milli bir direniş ve kahramanlık göstermişlerdir. Devlet ve millet el ele vererek darbe girişimini geri püskürtmeyi başarmıştır. Sol resimde Mustafa Çalışkan, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü ve orada bir arkadaşını da kaybetmiştir, şehit olmuştur. Tek köprüye giderek orada direnişe katılmıştır. Sağda da halk tankın önünü kapatarak burada askerlerin ilerleyişini, yani asker demek de istemiyorum tabii, asker kılığına girmiş olan bu darbecilerin önüne set çekmiştir. Tabii ki 15 Temmuz darbe girişimi bir gecede hazırlanan bir şey değil. Bu uzun bir hazırlığın sonucudur. İlkokuldan başlayarak her bir tuğ general, tüm general ve kor general olana kadar bu insanlar kontrol ediyorlar ve hazırlanıyorlar. Yani bu aslında psikolojik bir harp. Yani gayri nizami harplerin içerisinde olan bu psikolojik harp sayesinde özellikle bu deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri içerisindeki subaylar nezdinde bir grup, bir junta oluşturuluyor. Bu her an müdahale hazır bir junta olarak tutulmuş, bu döneme kadar tutulmuştur. Aslında bu bir sıradan darbe de değil. Yani 15 Temmuz aslında bir işgal hareketi ve belki de Türkiye'yi aslında iç savaşa sürükleyecek bir işgal hareketi. Ama tabii saldırının arkasına baktığımız zaman bunun tıpkı diğer darbelerde olduğu gibi çok uluslu olduğunu görüyoruz. Özellikle Avrupa'dan Türkiye'ye yapılan darbeye günlerce, Avrupa'dan Türkiye'de gerçekleşen darbeden sonra Avrupa'dan özellikle yüksek seslerin de gelmediği de görülmekte. Yani üst düzey telefon da belli bir müddet gelmemiştir Türkiye'ye. Dolayısıyla burada büyük bir aslında hayal kırıklığı da mevcut. Şurada çok önemli bir gelişme aslında. 15 Temmuz arifesinde yaşanan önemli bir, bence bunun arkasında kimlerin olduğunu gösteren bir gelişme. 15 Temmuz darbe girişimi günü çoğu yabancı uyruklu 17 kişi Büyükada'da 1919 senesinde İngiliz ordusunun karargah olarak kullandığı Splendid Oteli'ni toplantılar yapmışlardır. Splendid Oteli Büyükada'ya gidenler bilirler, tarihi bir oteldir. Ve bu Kurtuluş Savaşı sürecinde İngilizlerin karargah olarak kullandığı bir otel. Yani böyle bir tarih sembolü de var. Ve bu dönemde işte bu 15 Temmuz'un arifesinde bir iki gün evvelden aralarında CIA için çalışan ünlü Amerikalı Profesör Henry Barkey de var. Bakın Graham Fuller, Henry Barkey, biraz önce söylemiş olduğum Michel Rubin. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Şahin kanadını temsil eden, darbeci kanadını temsil eden ve CIA'nin içinde ağırlığı olan isimlerden üçü. Bunlar üç kişi de değiller tabii ki ama özellikle Türkiye ile ilgilenen bu üçü. Ve işte resimde görmüş olduğunuz Henry Barkey, darbenin başarısızlığa uğramasının ardından 19 Temmuz'da Türkiye'yi terk ediyor. Yani otelden ayrılmaya karar, Türkiye'yi terk ediyor. Otelden ayrılırken de otel görevlilerine üzerinde Pennsylvania yazan bir çan bırakıyor. Bu da bunu gösteren bir gelişme. Büyükada toplantısında bulunan İsveç uyruklu Ali Graham'ın da flash diskinde, özellikle bu havalimanında geçiş yaparken yakalanıyor. Tam çıkacakken yakalanıyor. Ve elini, yani yakaladıkları Ali Graham'ın çantasının içinde yer alan flash diski açtıklarında şu görmüş olduğunuz harita çıkıyor. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgesinin bölünme planı tahmin ediliyor. Ama kendisi ifade burada diyor ki işte bu coğrafyada konuşulan dilleri resmettik ve renklendirdik bu toplantı gibi bir bahane ortaya koyuyor. Ama bu haritanın benzerini çok iyi hatırlarsınız. 2007 idi yanlış hatırlamıyorum, 2005 de olabilir. İtalya'daki NATO toplantısında Türkiye'nin bölünmüş haritası ortaya konmuştu biliyorsunuz. İşte doğusunda Kürdistan, doğusunda Ermenistan, güneydoğusunda Kürdistan, efendim işte parçalanan Orta Doğu, Irak, Suriye, Libya, Suudi Arabistan. Tabii şu an gelişmelere baktığımda aslında bir parçalar birleşiyor. Bunu da söylememiz lazım. Ama bu resim gerçekten çok manidar. Bu resmin toplantıya yer alması da aslında niyetlerini ortaya koyuyor. Darbe girişimi sırasında Ankara ve İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Emniyet ve Kamu binaları darbeciler tarafından bombalanıyor. Bizim milli uçaklarımızda, milli tanklarımızda, kendi silahlarımızda, mermilerimizde halkımıza ateş açılıyor, kurumlar vuruluyor, bombalanıyor. Gölbaşı'ndaki biliyorsunuz o çok büyük bir acı olmuştur bizim için. Polislerimiz şehit ediliyor. Ve sivil, asker, polis olmak üzere 251 insanımız şehit ediliyor. Ve 1491 vatandaşımız da yaralanıyor. Tabii kiminin kolu kopuyor, bacağı kopuyor, kör oluyor. Yani bu şekilde bir acı yaşanıyor. Tabii darbe girişiminin arkasında yer alan FETÖ, klasik bir örgüt yapılanmasından çok daha karmaşık bir yapı olarak ortaya çıkıyor. Mali yapısı, uluslararası ilişkileri, kendi iç iletişimi, yönetim şekli, cezalandırmaları, arşivlenmeleriyle beraber kendilerine has bir işleyişleri var.
Amaçları sadece Türkiye'de değil, dünyanın genelinde büyük bir örgüt haline gelebilmek. İşte burada da ülke ülke FETÖ'nün nasıl yapılandığını gösteren, yurt içi yurt dışı faaliyetleri gösteren, işte IŞİD evleri, okullar, üniversite, iş dünyası, vakıflar, lobiler, devleti nasıl sızdır, işte biliyorsunuz meşhur KPSS sınavlarında nasıl içeri girmişler, nasıl sızmışlar, bunu gösteren bir şema. Ve burada görmüş olduğunuz üzere 170 ülkede faaliyet gösteriyorlar. Yaklaşık 1470 kuruluşa da sahiplik yapıyorlar bu ülkeler içerisinde. Türkiye'nin tüm girişimlerine rağmen Amerika'da Pensilvanya'da ikamet eden FETÖ lideri Fethullah Gülen'i iade etmemekte ısrarcı. Biz Türkiye olarak birçok ispatı göndermiş, belgeleri göndermiş olsak da şu ana kadar FETÖ lideri Fethullah Gülen herhangi bir iade çalışması Amerika'nın başlatmadığını görüyoruz. Ama tabii karşımızda bir Amerika yok. Yani biz burada Amerikan düşmanlığı da yapmıyoruz. Bunu da söylememiz, altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü bir tane Amerika yok. Amerikan sistemine baktığımız zaman Pentagon, Beyaz Saray ve CIA'in kendine has Amerika'yı temsil ettiğini görmekteyiz. Ki bunun en büyük yaşanmışlarından biri de Başkan Kennedy'nin öldürülmesidir. Başkan Kennedy, CIA'in özellikle İsrail'in ayağına bastığı için ve milli bir Amerika, efendim işte o parayı basan aileleri aslında biraz da sistemin içine itmek istediğini söylemesi ve bu kararı aldıktan sonra öldürülmüştür. Tabii bu çok uzun mevzu ama bunu gösteren bir bence gelişmedir bu. Amerika içinde Türkiye'de darbeler tarihini yazmaya devam etmek isteyen bir güç halen mevcut. Yani bugün de Türkiye'de darbe yapmak isteyen, halkın iradesini yok sayan bir güç şu anda hala daha var. Amerikan başkanları değişse de darbe yoluyla irade müdahale düşüncesi hala tazeliğini T-1960'tan olduğu gibi tazeliğini korumaktadır. 15 Temmuz darbe girişimi büyük bir iç savaş projesi olarak değerlendirilebilir. Ülkenin güvenliğinden sorumlu iki milli kurum karşı karşıya getirilmiştir. Bakın polis teşkilatıyla Türk Polis Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri karşı karşıya getirilmek istenmiştir. Bundan önce darbeler karşısında yeterli tepki gösteremeyen halk da zincirlerini aslında bu sayede kırdığını da görmüş oluyoruz. Ben her zaman olduğu gibi bu son sözle aslında nutukta Atatürk bize bunu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, banisi ve işte başında sözümü ifade etmiş olduğum gibi üniforması varken, bir paşayken, bunu belki de kullanma şansı varken kullanmamış, elbisesini dolabına asmış ve milli iradeyi temsilen sivil elbiseleriyle yine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesini veren bir devlet adamından bahsediyoruz. Dolayısıyla onun şu tek sözü bile aslında bize çok büyük bir rehber olacaktır. Ulusumuzun kurduğu devletin alın yazısına ve bağımsızlığına şanı ne olursa olsun hiç kimseye karıştırmayız. Ve Türkiye Cumhuriyeti 1938'e kadar, İkinci Dünya Savaşı arifesine kadar ve Atatürk'ün vefatına kadar buna müsaade etmemiştir. Ben bu vesileyle hem Türk tarihinde şehit olan vatandaşlarımızı, tüm askeri şehit olan askerlerimizi, 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımızı, polisimizi, askerimizi rahmetle anıyorum, saygıyla anıyorum. Ve Allah bu millete bir daha 27 Mayıs'lar, 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler, 28 Şubat'lar ve 15 Temmuz'lar yaşatmasın diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Hocam biz çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anma sebebiyle gerçekleştirdiğimiz Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Darbe Girişimi başlıklı programımız sona ermiştir. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Burçin Hanım'a teşekkür ederiz. İyi günler. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. İyi günler. Teşekkürler.